Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, mesleğimize, halkımıza ve ülkemize sahip çıkıyoruz sloganıyla ülkenin dört bir yanında sokaklara taşıdı. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Mehmet Soğancı'nın da katılımıyla Hatay'da gerçekleşen kitlesel basın açıklamasında başta meslek sorunları olmak üzere ülke sorunlarına da değinildi. Mesleğimize, halkımıza ve ülkemize sahip çıkacağız mesajı verildi. Dayanışma günlüğü mesleğimize, halkımıza ve ülkemize sahip çıkıyoruz sloganı ile ülkenin dört bir yanında aynen Hatay'da olduğu gibi sokaklara taşımış bulunuyoruz. Ulus Meydanı'nda Milliye bağlı oda başkanlarıyla birlikte düzenlediği basın açıklamasında 19 Eylül'ün kendi sorunlarını ülkenin sorunlarından ayrı tutmayan mühendis, mimar ve şehir plancılarının birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu dile getiren Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Mehmet Soğancı, birliklerine yönelik saldırıların ve baskının giderek arttığını iddia etti. Emekten ve insandan yana olan her şeyin bugün bu ülkede emperyalizmin, piyasacılığın ve gericiliğin ablukası altında olduğunu kaydetti ve bu nedenle mühendis, mimar ve şehir plancıları dayanışma günü mesleğimize, halkımıza ve ülkemize sahip çıkıyoruz sloganı ile ülkenin dört bir yanında sokakları taşımış bulunuyoruz dedi. Emekten ve insandan yana olan her şey bugün bu ülkede emperyalizmin, piyasacılığın ve gericiliğin ablukası altındadır. Ülkenin Ortadoğu'daki adı konmamış emperyalistler arası bölüşüm savaşının içerisine fiilen çekilmiş durumda olduğunu da belirten Başkan Soğancı, AKP iktidarı ile emperyalizme bağımlılık ilişkileri tarihimizde görülmemiş derecede güçlenmiş, aktif bir taşeronluk ilişkisiyle derinleşmiştir. Ortadoğu'da rejim değişikliklerinin sağlandığı eksene de tam uyum sağlayan AKP, ülkemizde de mezhepçiliği, ayrımcılığı körükleyerek toplumsal fayı germektedir diye konuştu. Ülkemiz Orta Doğu'daki adı konmamış emperyalistler arası bölüşüm savaşının içerisine fiilen çekilmiş durumdadır. Hatay'ın mülteci görünümü verilen ve işgal kuvvetlerinin silahlı militanların barındığı, eğitim gördüğü, gizli servis ajanlarının cirit attığı kamplar ve gizli üsler aracılığıyla lojistik bir savaş merkezi haline getirildiğini de ileri süren Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Mehmet Soğancı açıklamasında kimse bizden ülkemizin Suriye'nin emperyalist işgale ortak edilmesine ve Hatay'da olup bitenlere sessiz kalmamızı beklememelidir. Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları, halkımızın ABD askeri, ülkemizin emperyalizmin üssü ve taşeronu olmasına izin vermeyecektir ifadelerini kullandı. Kimse bizden ülkemizin Suriye'nin emperyalist işgale ortak edilmesine ve Hatay'da olup bitenlere sessiz kalmamızı beklememelidir. Soğancı, yılların çözümsüzlüğü içerisinde şiddete dayalı politikalar ile içinden çıkılmaz bir hale getirilen Kürt sorununun acilen demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturulması gerektiğinin de altını çizerek sömürünün derinleştiği, kardeşliğimizin dinamitlenerek iç savaş koşullarının geliştirildiği, emperyalizmin taşeronluğuyla ülkemizin bölgesel bir savaşın içine sokulduğu bir dönemde inatla, ısrarla mesleğimize, halkımıza ve ülkemize sahip çıkıyoruz, sahip çıkacağız diye konuştu. Yılların çözümlüğü içerisinde şiddete dayalı politikalar ile içinden çıkılmaz bir hale getirilen Kürt sorunu acilen demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturulmalıdır.